İnternette bir iş ilanı için görüşmeye gittiği mekanda aslında işe kabul edildi ama onun derdi başkaydı efendim, derdi. Parasını alnının teriyle kazanmak yerine orada çalışanların cep telefonlarına göz dikmişti. Yeni bir iş bulmuş olması da onu bu plandan vazgeçirmedi. Telefona baktım. Telefona bakınca cüzdanımda telefon yok. Hemen yukarıya çıktım. Telefonum yok dedim. İş görüşmesine geldi. Bulaşıkçının cep telefonunu çaldı. Telefonu aldı, fırladı, gitti. İddiaya göre adının Sedat olduğunu söyleyen kişi internetten gördüğü iş ilanına başvurdu ve görüşme için bu çorbacıya geldi. İmalathaneye doğramacı arıyorduk. İnternete iş ilanı verdik. Şahıs telefonla aradı, geldi. Aşağıya indirdik, yeri gösterdik, şartları anlattık. Yukarıya çıktı, ondan sonra oturduk, bir çay söyledik. Ben dedi ki eve gidene kadar dedi burada dedi işin akışını öğreneyim dedi. Biz de inin bakın dedik. Ortamı gözlemlemek istediğini söyleyen şahıs bulaşıkhaneye indi ve bulaşıkçı olarak çalışan personelin burada duran cep telefonunu aldı ve cebine koydu. Ardından markete gitme bahanesiyle dükkandan ayrıldı. O buraya indi, denemek için indiydi. Hiç oraya varmadan buraya gelmiş, hemen benim cüzdanı karıştırmış. İndi. 5 dakika sonra geri yukarıya çıktı. O esnada gitti. Peşinden 5-10 dakika sonra çalışan arkadaşımız yukarıya çıktı. Telefonum kaybolmuş dedi. Telefonu aldı, fırladı, gitti. Patronu telefonu çalınan bulaşıkçısının zararını karşılama sözü verdi. Polisler de görüntülerdeki hırsızın peşine düştü. İsmi de sahte, evet. Kendi telefon numarası var bizde zaten. Arıyoruz, meşgule atıyor. Ondan sonra da engelliyor yani.